Şimdilik buna virgül koyuyoruz. Yarın ama önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin diğer konuştuğu bir olay kilise saldırısı olayı. Kilise saldırısında dün bazı sorular sormuştuk. Yani ortalama zekanın merak ettiği sorular bunlar. İşte silahlar nerede, nasıl geldi, bunlar nasıldır Türkiye'ye giriş yaptı, resmi yollama yaptı, işitli oldukları değerlendiriliyor dedi. Nerede kalıyorlardı, çalışma izinleri, oturma izinleri var mıydı yok Bunlar hepimizin sorabileceği sorulardı ve bir araba sorduk. Dedik ki ya Polonya büyük baş başkonsolosu da kilisenin içerisindeymiş. Bu arada araç da Polonya plakalıymış. Ve dedik ki peki bu araç nerede? Ve bu araç hala daha bulunamadı. Bizim kapımız çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu. Saldırının yaşandığı kilisenin rahibi ilk kez konuştu. Saldırıda kullanılan silahlar da Belgrad Ormanı'nda bulundu. İlk ses duyduğum an gözümü bile açmadım çünkü ben dua ediyordum. Tuncer Murat Cihan'ın hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. İlk olarak saldırganların saldırıda kullandığı silahlardan birinin parçaları Bahçeköy'deki ormanlık alanda bulundu. Silah parçalarının bulunduğu noktada arama çalışması genişletildi. Olay yeri inceleme ve terörle mücadele polisleri metal dedektörlerle şüphelilere ait olabilecek dijital materyal gibi başkaca deliller arıyor. Kısa süre sonra da saldırıda kullanılan diğer silah, kar maskesi ve mont bulundu. Silah parçalarının bulunduğu nokta aslında saldırganların kaçış rotasını da gösteriyor. Saldırganların kiliseden çıktıktan sonra Çayırbaşı üzerinden Bahçeköy'deki bu orman yolunu kullandıkları ve silahları attıktan sonra bu güzergahtan Kemerburgaz'a devam ettikleri ve akabinde yakalandıkları Başakşehir'e gittikleri tahmin ediliyor. Kilisenin rahibi Anton Bulay de saldırı anına dair ilk kez konuştu. Tam algılamadım ilk ilk kurşun ne zaman ateş edildi ikinci ses duyduğum an o zaman gözlerimi kaldırdım ve kapıda iki şahıs maskeli gördüm ve hemen anladım ki olay ciddi gördüm ki bağırıyorlar bazılar kaçmaya çalıştılar. Rahip ilginç bir detaydan da bahsetti. Kilise kapısı o gün nedense kapanamıyordu. Gittiğim kapıya kadar yardım etmek ve bu da çok ilginç çünkü bizim kapımız çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyla ilgili bir gazeteye verdiği röportajda Allah'tan silah tutukluk yapmış demesi dikkat çekti. Gözaltına alınan saldırganlar emniyette sorgulanıyor. Perşembe günü adliyeye sevk edilecekler. kilise olayını bu şekilde detaylandırıyoruz ama önümüzdeki günlerde başka nasıl detay bulacağız veya başka neler ortaya çıkacak. Savcılık araştırmasında ne gibi bilgiler bizimle paylaşılacak onu zaman gösterecek. Şimdi sevdiğimiz bir e, büyüğümüz var mesaj atmış şöyle diyor. Erdoğan için dün dündür, bugün bugündür, yarın yarındır. Aynen öyle. Birazdan bir çizer, çizgi getireceğim ekrana karikatürü getireceğim ekrana. Hazırlıyor arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz günlerde vermiştim aslında bakacak olursanız e, ve tekrar bunu vereyim dedim sizlerle. Çünkü anayasa mı, bana yasa mı? Önemli olan o. Yani biz aslında anayasa olması gerekiyor ama bana yasa olduğunda maalesef olmuyor. Olmaması gereken bir şey. Hazır mı? Verelim o zaman. Bak bu hazırsa verelim lütfen Erdoğan. i̇şte bakın bu karikatürü aylar öncesinden vermiştik. Bana yasal, sana yasak. Bugünkü yani derlerse ki yani Erdoğan'ın o sözünü ben çok kullanacağım ama aklımda bir türlü kalma tekrar buraya döneceğim. Aklı olan herkes herhalde Bence böyle demesi gerekiyor. En azından bazı konularda AK Parti'nin yapmış olduğu, AKP'nin yapmış olduğu yönetim tarzına. Yani bana yasal ama sana yasak. Sana dediği eğer muhalifsen, eğer AKP'nin düşüncelerine, Erdoğan'ın düşüncelerine karşı düşünceler geçiriyorsan veya getiriyorsan veya bu partiyi eleştiriyorsan, zihniyeti eleştiriyorsan,